Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konu ve çok güzel konuğumla karşınızdayım. Canım arkadaşım, klinik psikolog doktor Elif Kandaz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim çok eski arkadaşım. Ben Elif'i kök hücresine kadar tanıyorum ama kendini bize anlatır mısın? Biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Sen de zaten çok iyi biliyorsun. 2000 senesinde Hacettepe Psikoloji bölümünden mezun oldum. Arkasından uzmanlığımı Koca Üniversitesi Psikiyatri bölümünün açtığı çok böyle alışılageldik bir şey olmadığı için tabii sağlık bilimleri yüksek okulları da olmaz yani psikolojileri. Genelde edebiyat fakültelerinin uzantısıdır Doğru. Ya. Güzel bir akademik uzmanlık dönemi geçirdim ve akabinde de işte İstanbul'da. Evet, İstanbul'da Üsküdar Üniversitesi'nde psikoloji doktorası yaptım. Bu süreçte yani tabii bu hani eğitim hayatımın dışında da tabii uzun bir çalışma hayatım var. Nöropsikoloji kliniğin başındaydın. Evet, onun önce yani mezun olduktan sonra bir iki sene hem geriatri dediğim yani yaşlı vakalarla çalıştım. Engellilerle çalıştım. Sporcularla çalıştım. Bu sokey takımıyla. Motivasyon, öfke kontrolü vesaire orada da öyle şeylerle çalıştım. 3,5 sene kadar kronik böbrek yetmezliği hastalarının ruhsal sağlatımıyla ilgili çalıştım ve aile eğitimleriyle ve aynı zamanda da işte tabii bizim işimizde süpervizyon çok önemlidir, tecrübe çok önemlidir gerçekten yani mezun olur olmaz çok da böyle ay harika bir psikoloğun diyemiyorsun. Çok az şey bildiğini fark ediyorsun zaten. Zamanın gerçek psikologlarının görüş açısı bu şekilde arkadaşlar. Ben ise hep şikayetli böyle 3 sertifika alıp yaşam koçu olup bilinçaltını anlatan arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Psikolog olmak gerçekten evet. Çok ciddi. Meşakkatli bir iş çok hakikaten. Ciddi yani çok ciddi Hakikaten bir şey. öyle. Lütfen dikkatli olalım. Sevgili Yani. yeni yaşam koçları pandemiden sonra ortaya çıkan. Ve işte yani o süreçte tabii 3,5-4 sene falan süpervizyon aldım ben. Psikiyatri profesörü hocam Tamer Aker kulakları çınlasın. Çok severim, çok saygı duyarım kendisine. Ondan ve sonrasında da tabii Psikiyatri Hastanesi'nin kurucu ekibinde kurucu psikoloğu olarak görev aldım. Kliniğin sen kurucususun değil mi? Evet, Nöropsikiyatri Hastanesi'nin kurucu psikoloğu. Kurucu psikoloğu. Yani çünkü hani ekip kalabalık bir ekip. Orada psikolojiyle ilgili kısımda. Gibi. Oralarda da servis yöneticiliği de yaptım. Şimdi de zaten online da ve İstanbul'da da evet, devam şimdi ediyorsun. Aynen öyle. 13 yıldır da ayrılıp kendi kliniğimde görevliyim. 2013'ten pandemi dönemi dahil olmak üzere yani son neredeyse 2 sene hariç bir de bir akademisyenlik hayatım var. Evet, Yoğun bir biz süreçti burada yani. Hazır böyle donanımlı bir arkadaşımı bulmuşken ben de şu başımın belası konuyu açmak istedim. Takipçilerim çok iyi bilirler. Birçok ilişkilerle ilgili sohbetlerimde hep döneriz, dolaşırız, değersizlik duygusuna geliriz. Bunu da hep beklettim. Çünkü bunu mutlaka alanında uzman birisiyle konuşmak istedim. Tam da işte o noktadayız. Nedir arkadaşım bu değersizlik duygusu? Yaşadığımız her olayda, kötü olayda karşımıza bir değersizlik duygusu çıkıyor. Yani nereden dönüyorum, dolaşıyorum, şeyin altından, taşın altından çıkan duygu değersizlik. Yani nedir bu? Hani ne yapmak lazım? Kendini o değersiz hissetme sebebi nedir? Başkasının eline verdiği zaman bu değer duygusunu, o puanlamayı da ömür boyu o değersizlik duygusu sende yapışıyor. Yani beni aramadı, beni sormadı. İşte ben değersizim demek ki. Şimdi bu duygudan kurtulmanın mutlaka bir yolları olmalı diye düşünüyorum. Çünkü şey hani biliyorsun bilincinde seni Evet. aramadıysa problem zaten sende değil ama sen küçüklüğünden getirdiğin travmalarla adı travma mıdır doğru mu söylüyorum? Yani, travmatik deneyimler denilebilir. Nasıl Yaşadığımız algıladığınla ilgili evet tabii de salgıladı mı? Kendimi herhalde o küsmekte sen daha iyi bilirsin bize anlatacaksın şimdi pasif agresyon olarak ortaya çıkardı. Ama o da bir değersizlik duygusunun sonucu o olarak olduğunu yalnız düşünüyorum. sürdürür değersizlik duygusunu bu arada. Nedir bu? Biz nasıl başa çıkacağız Şimdi şimdi bu duyguyla? Şöyle aslında değersizlik dediğimiz şey bir kere ne? Her şeyden önce biz Evet. bunun tanımını biliyor muyuz yani? Değersiz ya da değerli insan ne demek? Yani değer katıyorsan bir şeye değerlisindir aslında. Bu bir arkadaşlık olabilir, mesleki bir şey olabilir. Ne bileyim yani hani özveri olabilir, fedakarlık olabilir. Yani de bir ortama, bir koşula, bir insanın hayatına bir eğer katkın varsa
artı kendi hayatına tabii ki. O zaman zaten değersizlikten söz etmek olmaz yani. Yani çünkü hani var olan bir şey yok demiş oluyorsun. Şimdi Aslında çok güzel bir konuya değindim. Burada mesela ay saçımı süpürge ettim gene de yaranamadım duygusu olan insanlar aslında saçını süpürge edeceğine başkasına kendine o yatırımı yapsan aslında değer kendinin değil mi? Yani sen devamlı o Tabii fedakarlık da tabii bu değersizlik tabii duygusundan ki kaynaklanan bir tabii şey ki. demek ki. Şimdi şöyle bir şey, yani o kadar karışık ki aslında Remiyeciğim. Yani şimdi biz, bak şöyle söyleyeyim, tabii başlayacağın yer, nereden başlayacağını şaşırıyorsun. O kadar konu var ki çünkü yani Evet. içeriğinde. Şöyle düşün, yani biz zaten %90 bilinçaltıyla hareket ediyoruz gün içerisinde. %10 bilinçliyiz. Yani özellikle işte stratejik bir plan yapıyorsak ya da yeni bir şey öğreniyorsak ya da ilk defa bir şeyle karşılaştığımızda aslında bilinçli farkındalık diyelim. Yani bilinçli demek hani, yani tıbbi olarak baktığında uyanık olmak demek aslında. Hani Evet. uykuda olmamak demek. Ama her uyanıklıkta farkındalık mı? Değil. Mesela şimdi dışarıda aslında biz seninle konuşuyoruz. Sen beni dinliyorsun ama dışarıda bir sürü gürültü, bir sürü şey var. Yani onları kale bile almıyorsun ya mesela, işte o onların farkında değilsin anlamına Ama o geliyor. bilinç altına geçiyor mu Tabii o onlar? bilinçaltında çalışıyor aslında. Sinsi. Şimdi bak, yani hani düşünsene çocukluk itibariyle de Neler çalıştı kim bilir. kim bilir, yani kim bilir hani toplumsal olarak, ki sen bunu benden daha iyi bilirsin sosyolog olarak, yani toplumun yüklediği işte anlamlar, beklentiler insana, annenin babanın bireyselde yüklediği anlamlar, yine beklentileri vesaire. Bütün bunların o kadar, bak ne kadar çetrefilli ve biz farkında olmadan, doğrudan bize olmasa bile duyuyoruz, görüyoruz, filmlerde görüyoruz, haberlerde görüyoruz, işte kardeşlerimize yapılanları görüyoruz falan. Hepsi bizim bilinçaltımızda işliyor. Ve dolayısıyla da eğer duygusal bir bağla deneyimlediğimiz bir olay varsa, o zaten bizim duygu hafızamıza da kaydoluyor. Yani aslında psikolojik kısım işin en üstü, en üstünün de bir altı, işte sosyolojik tarafı en üstü. Yani düşün, onun altında bir biyolojik gerçeklik var yani. Bunu ayırt edemiyoruz. Ne sosyolojik faktörleri, ortaya çıkan sonuçları, ne psikolojik sonuçları. Biz biyolojiden ayırt edemeyiz. Genlerden ayırt edemeyiz yani. Şimdi Bunlarla nasıl başa çıkacağız? ya şimdi şöyle, önce bir kere neyle başa çıkacağımızı bir anlamak gerekir. Değersizlik o kadar geniş bir yelpaze ki çünkü. Tamamen bizlerin yüklediği anlamlarla ilişkili. Çünkü ben bir olay yaşadım değil mi? Atıyorum bir arkadaşım beni görmezden geldi. Ben bunu nasıl anlamlandırıyorsam, ben de ona yönelik bir duygu çıkar ve ona, o duyguya bağlı da bir davranış gösteririm. Çünkü davranışları başlatan faktör duygulardır aslında. Şimdi ben eğer ona dersem ki, yani bak beni önemsemiyor, bana selam verecek kadar bile beni kale almıyor dersem, bu bende nasıl bir duygu uyandırır? Önce incinmişlik, ama eğer ben biraz da böyle dışa dönük bir karaktersem, sonra ben onu aşırı telafi tepkisi dediğimiz bir şeye dönüştürürüm. Ve ondan sonra bu sefer ne yaparım? Kendimi aşağıda hissetmemek için öfkeye dönüşür bu. Çünkü öfke bir güç gösterisidir aslında bir taraftan. Evet. Asıl işlevi o değil ama ona dönüşüyor. Şimdi öyle olduğu zaman bu sefer ne yaparım? O öfke duygusu neye yol açar? İntikama yol açar. Mesela yol açtığı şeylerden biri budur yani. İntikamı aslında niye almak isterim? Orada hissettiğim o incinmişlik duygusu, yani o bir engel ya kendimi önemli, değerli hissetmemin Evet. önünde. O engeli kaldırmak için ben de ona aynı şekilde davranırım. Şimdi mesela bu bir pattern yani. Çünkü her duygunun bir davranış repertuarı vardır. Sen ne zaman o duyguyu hissetsen, yani hissetsek biz hep aynı davranışı yaparız. Şöyle bir Kısır hani döngü. tabii hep aynıdır yani. Şimdi bu sefer ne oluyor? Ben orada belki de hiç, yani yüklediğim anlam hiç öyle değil. Değil, Ama doğru. ben öyleymiş gibi davranmış oluyorum. Çünkü o sebebi zaten sendeki o değersizlik duygusu olduğunu düşünüyorum Evet, ben. tabii ki içeride yani, Küçüklükten getirdiğimiz çünkü travmalar. sana gelip de şey demiyor ki, sana değer vermediğim için sana selam vermedim.
Sen bilmiyorsun. Tamamen zihin okuma Tamamen yani. karşıdakinin davranışına göre kendi Evet. değerimizi belirliyoruz. Şimdi Kendi ben değerimizi kendimiz belirleyeceğimize adamın aynen karşıdakinin öyle. davranışına göre Aynen belirlememiz öyle. gerçekten çok büyük bir Sen nereden biliyorsun kork. onun böyle düşündüğünü? Şimdi biz bilmediğimiz bir şey tanır mıyız? Tanıyamayız. Ben demek ki ben onu biliyorum ki öyle yorumluyorum. Tanıdık duygulara sığınmak her zaman Evet. kolay gelir. Bilmediğim bir şeyi zaten Evet. nasıl yorumlayacaksın? Şimdi öyle olduğu zaman da bu sefer ne oldu? Benim yüklediğim anlam, benim aslında belki duruma uygun olmayan bir şey hissetmeme ve aslında duruma uygun olmayan bir davranış sergilememe sebep oldu. Bu da döngüye soktu beni. Şimdi bir de şu var. Herhalde kafası dolu. Ya da herhalde nahoş bir durumda gördüm belki de ya da karşılaştık ve işte hani bir deve kuşu misali sanki kendisi bakmazsa, görmezse, görmezden gelirse görünmeyeceğini düşündü. Yani belki de böyle. Hiç alakası yok belki bana verdiği Evet. değerle, O zaman önemle bence birinci vesaire. aşama şey farkındalık olmalı. Yani Tabii. bu nasıl başa çıkabiliriz bu değersizlik duygusuyla o anki o farkına varacaksın. O anki duygunun değil mi? Evet, o an Ben de yüklediğim yarattığım anlamı duyguyu ben mu fark tabii ki. edeceğim? Şimdi zaten önce duyguyu anlarım, fark ederim. O nahoş hissettiğim, o kötü duygu. Ha. Ben niye böyle hissediyorum? Bir bilmek lazım. Kendimize bir bunu bir Doğru. sormak lazım yani. Yani gerçekçi mi bu hissettiğim şey? Niye hissediyorum? İşte verdiğin cevap, tamam yani o zaman verdiğim cevabı kanıtlamam lazım değil mi kendime doğru olup olmadığını? Yani niye hemen satın alıyorum? Şimdi bilinçaltından Aa, ne geliyor kadar ya güzel bir bunlar. cümle. Neden satın alıyoruz? Evet. Şimdi bilinçaltından geldiği için bilinçaltı çok enteresan bir alan. Çok hayalperest, çok yalancı, Evet. boşluk doldurur. Mesela hipnozdaki o bilmiyoruz ki yani hipnozda ay böyle çıktı, şöyle çıktı benim bilmiyoruz. O aile dizilimleri için de aynı şey geçerli. Aa. Tabii ki. Yani biz bilinçaltındaki şeyler tamam da nereden biliyorsun ki yani? Belki hayal ediyor ve söylüyorsun. Bilinçaltı hayalperesttir. Wow. Ve boşluk doldurur yani. Bilinç gibi değildir. Çünkü bilinç zaten neden sonuç ilişkisine dayalıdır yani. Terliyorum çünkü sıcak. Mesela gibi yani. Evet. Hani ama bilinçaltı öyle değil. O yüzden benim o yaptığım yorumlar kanıtlanmış değil. Sadece yorum. Evet. Yani ben onun doğru olmadığını kendime ya da doğru olduğunu kanıtlamam lazım. Doğruysa zaten orada bir sorun vardır ve çözülmesi gerekir. Doğru değilse de o zaman niye böyle hissedeyim ve böyle davranayım yani? Zaten bizde bu somut yani bence başkasının eline bırakmamız yani kendi değerimizi o başkasının terazisine bırakmamızın sebebi de somut bir şey elde etmeye çalışmamız için. Yani hani beni niye aramadı? Bu, yani sanki değer verilmeni somut bir görebileceğin somut bir şeyle kanıtlanmasını istiyorsun. Doğum gününde beni Evet. unuttu, aramadı mesela. Evet ama Hep bu bir ihtiyaç. ama tabii ki İnsani bir çünkü ihtiyaç mı bak acaba? şimdi tabii ki çünkü sonrasında kendimize bir temel güven ihtiyacımız var. Kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. İnsan tek başına güvende hissetmez genel olarak. Mutlaka yani biz doğada bizi ormana bırak en zayıf canlı biziz. Ne kendimizi koruyacak tırnağımız var, ne dişimiz var, ne boynuzumuz var, ne böyle kalın bir kürkümüz var. Yani hani bizi bırak tek başına da tamam zaten yani. Diğer canlılar gibi değiliz. O yüzden bizim mutlaka ya duvara ihtiyacımız var. Bu ya beton ya da insandan Doğru. duvar. Yani mutlaka bir şey, sığınma ihtiyacı var yani. Şimdi benim görülmemem, bir dakika ya ben yok muyum yani? İçten içe o varoluş kaygısını canlandırıyor. Ben yok muyum? Yani. Şimdi bu örnek üstünden gittik de bu sadece bir örnek yani. Tabii. Bir sürü Bir sürü yani var. zebil hani örneklendirebiliriz. Yani değersizlik duygusunu şey yapacak. İlişkilerde, karı koca ilişkilerinde, anne baba çocuk ilişkisinde yani bir sürü şeyde Ya zaten bizim olabilir. neslimizde yani şu anki çocukları hani fikrini sorma ya da işte sen ne istiyorsun danışma öyle bir şekilde büyümedik biz. Yani biz Tabii nesil tabii. olarak 70 kuşağı, Evet. 70'lerde doğanlar hani Evet, bir evet. 90'lara kadar belki aynı problemlerle hani sen Tabii. sus ne bilirsin. Yani aslında o Tabii değersizlik tabii. hep yüklenmiş Tabii bir ki şekilde yani. ırksal da bir şey yani. Zaten Türk toplumunda çok Değil mi? kadının Doğduğun başkadır, yer erkeğin kaderindir. başkadır. Bak şimdi. Doğru. Şimdi konudan konuya atlamış gibi olduk ama Evet. yani kadında işte çok gülünmez, yok düzgün eteğini topla otur,
İşte kalk hemen işte bilmem ne yap. Sen böyle. Erkekte de güçlü değilsen değersizsin. Tabii. Toplum zaten tanımlamış. Yani erkek adam şöyledir, erkek adam böyledir. Evet. Yani bir kere böyle bir ne yazık ki patolojik yani bizim toplumumuzun çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama Maalesef. hemen hemen hepimiz böyle olduğumuz için Evet. de göze batmıyor sadece. Ama bir Aynen. Avrupa toplumuna git, orada biraz yaşa ve oradaki insanların birbirine yaklaşımıyla Türkiye'ye gel, insanların birbirine yaklaşımını gör. O zaman ayırt edebiliyorsun patolojik mi diyeyim. Yani biz uluslararası kongrelere gittiğimiz zaman böyle izliyoruz. Mesela arkadaşlarla hep arkasından konuşuruz gerçekten yani. Ya hayat ne kadar kolay yani. Bu mu Gerçekten gerçekten vaka olarak görülüyor? Bizim normalimiz bu. değil Biz normalde böyleyiz zaten. Ya yani onların iyileştirmeye çalıştığı vakalar bizim normalimiz. mi? Doğru. Bizdeki vaka olayını düşün yani. Yani Aynen. hani o yüzden hani gerçekten ırkın da çok büyük, yaşadığın coğrafyanın da bu konuda çok büyük etkisi var. Ve gitgide de bozuluyor maalesef. Şunu da söylemek istiyorum. Bu çok önemli çünkü bu sürdüren faktör olduğu için önemli bu değersizlik algısına. Biz nasıl ulaşıyoruz bu değersizlik algısına? Çocuklukta aşırı eleştirilirsek, anne baba eleştirelse, kıyaslayansa, o zaman işte hemen çocuk da şöyle zaten hep bütün amacımız sevilmek ya Evet. anne baba tarafından çocukken. Bilişsel gelişim dediğimiz yani beyin gelişiminde işte anlama, algılama, analiz etme, planlama, olaylar arası bağlantı kurma gibi pek çok aslında işlev. Bunların gelişimi ta 20'lere kadar devam ediyor beyinde. Prefrontal Oh. korteks, evet. Yani biz 20'lere kadar aslında bize olan tavırları zaten eksik gedik yorumluyoruz. Ama şimdi ki yani bu karşılaştığımız yorumlar anneden babadan özellikle de anneden geldiğinde ben onu doğru olarak kabul ediyorum. Yani Doğru. geri zekalı dese geri zekalıyım herhalde diyorum. Evet. Sen dağınıksın dese dağınığım ben diyorum. Hemen anında sahiplenirim yani. Çünkü söyleyen annem. Çünkü ben ona güveniyorum. Zor zamanda da, korktuğumda da anne diye ağlıyorum. Yani o yüzden ağzımızdan çıkacak şeyler o kadar önemli ki. Ya ama insanız tabii ki. Anneler de insan yani günün Tabii. sonunda baktığın zaman ve onların da geçmişten getirdiği şeyleri var. Aynen. Yani ha bunu bir kılıf olarak görmeli miyiz? Hayır. Bilakis hoşumuza gitmediyse bir şey geçmişte. Çünkü şöyle açığa çıkıyor. Ay annem gibi davranıyorum. Babam gibi davranıyorum. Hayır. Aslında gittikçe ona Öğrenmişsin. benziyorum Ya da öğrenilmiş değil. çaresizlik belki de. Öğrendin işte. Hayır, Küçük, emdin mi emmeyeceğim. Ne olsun? biliyor musun? İçimize kaçan ebeveyn diyorum ben onlara. He. Hayır, o benim özüm değil. Çünkü ben buna maruz kaldığımda, bundan rahatsız oluyorsam, ben niye pardon öyle davranayım ki? Halbuki o içimize kaçan ebeveyn diyorum ben onlara. Yani onlar benim özüm değil ki. Ben öyle davranmayabilirim. Aslında fark edersen. Evet. İşte bütün ana fikir fark etmek. Kesinlikle farkındalık çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Öyle olduğu zaman çocukta şöyle böyle farkında olmadan bilinçaltına şöyle bir şey yerleşiyor. Olduğum halimle annem bile beni kabul etmiyor ki. Diğer hiç kimse kabul etmez. Annenin sevmediğini kim sevsin ki? Neydi, psikolojide mi vardı? Annenin Ona yapmadığını. dönüşüyor işte. Evet. Bilinçaltı. O yüzden biz işte birileri herhangi bir şey yaptığında hemen kendimize pay biçiyoruz. Çünkü karşımızdaki tavrı annemizdeki karşılaştığımızdaki duyguyu biz amigdala dediğimiz Uyanıyor duygu mu? hafızasına Uyanıyor. tabii ilk o uyanır. Bu Aa. da bu aslında beyinde sağlıklı bir şeydir. Neden biliyor musun? Çünkü evrimsel düşün bunu en ilk insana dön yani. Evet. O zaman insanlar tabii mağaradan çıkıyor, gidiyor işte yiyecek bulacak kendisine. İşte bir ormana giriyor falan. Yani karşısına böyle yırtıcı bir hayvan çıkıyor. Ya da zehirli bir ot ya da bir şey hani yani zarar göreceği bir şey. Şimdi orada ne oluyor? O duyguyu ezberlemezse o sırada korkuyor ya. O korkuyu ezberlemezse ölür.
Çünkü aynı yere bir Aslında daha savunma girer. mekanizması gibi Tabii çalışıyor, tabii. değil mi? Yani tamamen primitif beynin koruma Evet. sistemi. Yani o yola tekrar girmemek için, çünkü o yolla girdiğinde çağrışım yapıyor korku Doğru. deyip dönüyor. Yani tanıyor, oradaki yolu tanıyor. Mesela oradaki koşulları, çevreyi tanıyor ve ondan sonra onda o duyguyu uyandırıyor hemen, eşleşiyor çünkü. Evet. Şimdi ne oluyor? Artık tabii gelişmiş beyinde de primitif kısım şöyle çalışıyor. Yani yırtıcı hayvan olarak tabii ki biz insanları görüyoruz. Çocuklukta karşılaştığımız ebeveyn tutumu ve olumsuz etkilendiğimiz ebeveyn tutumuyla herhangi bir X kişisinde karşılaştığımızda hop o duygu çıkıyor kendimizi korumak için aslında. Ama tabii o kişi ebeveynimiz değil ve artık biz yetişkiniz. Zaten Evet. Ne kendimizi yapacağız? koruyabiliriz Yani bu yani. sağlıklı olan bu değil ya. Yani yapmamız gereken. Ya valla Remiyeciğim bir Zaten bu kere psikologların, zavallı psikologların en büyük derdi bence şu. Ben de mesela psikologlara gittiğim zaman şey, formun ne? Yani hani en sevmedikleri soru Evet. nedir? Hani bana ne yapacağımı söyle. Vardır yani Ya bana bu yaz ver reçeteyi gibi, ama reçetesi yok tabii bu yok işin. tabii ki yok. Yani Yani. ama şöyle bir şey var. Yani sonuçta bunlar çok yani kişiye özel. Çünkü herkesin tetikleyicisi farklı Aynen. olabilir. Kiminin otoriter insanlardır, kiminin eleştireldir, kiminin işte ne bileyim sömürücü tiplerdir falan. Yani herkesin farklı olabilir. Evet. Ya da başka başka işte durumlar olabilir. O yüzden tabii kişiye özel bunun formülasyonu. Tabii. Ama genel bir şey söylemek gerekirse ben yani kendini tanıması lazım insanın. Yani evet benim zayıf taraflarım var ama bu zayıf taraflarımın yani niye değersizlik versin ki bana? Ya kime ne zararı var? Ve en çok bana zararı var çünkü. Çünkü zayıf tarafını eyleme dökmedikten sonra bir sorun yok. Yani insan her şeyi düşünür, her şeyi hisseder. Bunun önüne geçemezsin ama kontrol mekanizmamızın olduğu tek şey vardır, o da eylemdir yani. Eyleme dökmedikten sonra bir sorun yok yani. Sen birisini katletmek isteyebilirsin. Katletmedikten sonra sorun Yok, yok. bendeki mesela pasif agresyon zaten. Küsme eyleme de mesela, sen şimdi Ben küsüyorum dediğin pasif için agresyon ya, çünkü söylüyorum. şey, eylem yap, aslında o da bir eylem de, yani dışa dönük bir eylem yapmıyorum. Şimdi bu ne oluyor biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. Sen küstüğün zaman bir kere daha küsmüş, daha haberi olmamış Aynen. olabilir. Dolayısıyla sen ne yapmış oluyorsun? Bağ kurmadığın için, iletişime yani yakın ilişki kurmadığın için küsme nedenin hep geçerli kalıyor zihninde. Yani neden küstüysen hep o aklında kalıyor bir kere. Zaten bu küsmeyi seven, yani küsen tiplerin şey midir psikolojide? Yani mesela çocukken hani öfkeni bastırmış ebeveynlerin. Hani sen o duygunu açığa çıkartamamışsın. Hani kızdığın şeyi, karşı gelmek istediğin şeyi gelememişsin. Çünkü Evet. ebeveynlerin daha öfkeli ya. Hani Evet. o öfkeyi bastırdığım için işte bendeki o pasif agresyon olduğunu düşünüyorum yani. Hani Öyle öyle. Doğru söylüyorsun. Yani o da çünkü bir başa çıkma yolu. evet. Küsme davranışı. İzole olarak kendini koruyorsun insanlardan. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi sen küstüğün zaman bir yani zihin okuma dediğimiz düşünce hatası. Yani o kişinin aklından geçeni, neyi neden yaptığı ile ilgili kesin hiçbir veri yok elinde ama kesin sonuca ulaşıyorsun ya. Yani onun bir kere doğru olup olmadığını öğrenemezsin. İkinci olarak o zaman ne oluyor? Küsmeye devam ediyorsun. Halbuki hiç diyecek ki belki sana ya Remiyeciğim olur mu öyle şey ya? Ben böyle bir şey yapar mıyım sana? Niye yapayım ki ayrıca yani? Benim seni ne kadar çok sevdiğimi, saygı duyduğumu bilirsin yani. Orada bak böyle böyle bir şey oldu. Bunu söyleyecek belki. Evet, Sen de aynen boşu öyle. boşuna kafanda böyle aylarca Doğru. bunu kurmayacaksın. Ama ne yapmış oluyorsun? Böylece sen kendinin aslında Değer ona notumu da vermiş oluyorum. tabii bir de ona Sıfır. ya yani Sınıfta kal. gereksiz bir hal olmuş Aynen. oluyor. Boşu boşuna kendi kendini değersiz hissetmeye devam ediyorsun. Ne gerek var ki böyle bir Evet, şeye? evet. Arkadaşlar, egolu insanlar, aşağılık kompleksi, öfkeli ya da küsmük tipler, hepinizin altında yatan bu Küsmüş. duygu, değersizlik duygusu olabilir. Açıp şöyle bir bakın bakalım içinize. Gerçekten karşılaşacağınız şey ne? Çünkü labirent gibi dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Sonunda o çocukluk travması ve değersizlik duygusuna illaki geliyorsunuz. Yani psikolojide. Evet. Yani bir kere işte kendini tanırsan, kendinin önemli, değerli bir insan olduğunu fark edersen, her şeyden önce kişiselleştirmezsin. Bravo. Çok Bir. büyük bir şey. İkincisi, Kişiselleştirme. onaylanmamayla bağlantısı olsun.
Şimdi karşı taraf seni onaylamadığında, seninle hemfikir olmadığında, istediğin şeyi sana vermediğinde bu seni gerçekten değersiz biri yapar mı? Bu soruyu kendine sor. Tabii ki karşı tarafa değersiz yapar mı? Yani aynı fikirde olmak Yapmaz. zorunda mıyız? Aynen öyle. Yani mesela. Bunun dışında velev ki aklından geçen doğru olsun. Bu seni mi değersiz yapar? Yoksa karşı tarafı mı kaba yapar? Aynen. Çünkü selam vermeyen karşısıysa, örnek veriyorum, görmezden gelen, yine örnek olsun diye söylüyorum. Ya da eşinle bir diyalog, farklı fikirde oldun, böyle vuu diye yükselen tepki. Şimdi bu seni mi değersiz yapar, onu kaba patavatsız mı yapar? Bizim beynimiz bir çöplük değil. Her şeyi, duyduğumuz her şeyi, gördüğümüz her şeyi alamaz yani. Bizim bir filtremiz olmalı. Ben duyduğum, gördüğüm, yaşadığım şeyleri önce bir filtremden geçirmem lazım. Yani ben kendimi tanırsam mesela bana yakıştırdığı şeyi, herhangi bir etiketi, bir dakika ya bunu sen neye istinaden bana söylüyorsun, sana bunu düşündürten ne diye sorarım yani. Ama eğer benim kendimle ilgili böyle bir değersizlik algım varsa, ben zaten İçten içe ne düşünüyorum biliyor musun? İyi şeylere layık değilim. Bunu hak ediyorum zaten diye Aynen. düşünüyorum. O zaman da hiç ne filtre ne bir şey hop içime atarım. Ne oluyor? Benlik değerim sarsılıyor. Ama eğer bunu şimdi tabii bilinçaltı da buna müsaade etmek istemediği için hemen savunma mekanizmasını koyar. Mesela inkar savunma mekanizması, karşı tepki kurma savunma mekanizması, projeksiyon savunma mekanizması. Yani ben mesela aslında çok üzüldüm değil mi? Üzülmüş Üzmeyiz. gibi değil de nobran gibi davranırım. İşte kendim aslında farkındayımdır söylediği şeyin ya da doğru olduğunu, ama ona projekte ederim. Ben eleştirmeye başlarım o zaman. Çünkü şunu hiç unutmamak gerekiyor. Eleştirdiğimiz her şey bize ait özelliklerdir. Sen bilmediğin bir şeyi karşıda göremezsin. Ne oldu ki şimdi dersin? Ben bunu anlamadım ya, ne oldu şimdi dersin? Ama eleştiriyorsan, işte bu da amma şöyle, bu da amma böyle, bilmem ne diyorsan, bak bu sende vardır yani. Evet, tanıdık. Sende vardır, görülmesinden korkuyorsundur. Halbuki biz eleştirmek yerine geliştirmeye çalışmamız gerekir. Yani ben eleştiriyorsam o şeyin varlığını kabul ediyorum zaten. Niye bilinçaltımın bunu inkar etmesine izin vereyim? Geliştireyim, ortadan kalksın ya. Egodistonik diyoruz buna. Yani ben kendimi, beni tanımlamayan, bana ait olmayan bir özellik demek ki. Benim var olmasını, bende var olmasını istemediğim bir özellik demek ki. Tamam, o zaman ben onu, kontrol bende yahu. Yani sırf bu yüzden hata yapmamak için o kadar fazla çaba, zaman harcayan insanlar var ki. Herhangi bir işte konu neyse hata yap. Ya bırak kardeşim, hata yap. En iyi öğrenme hata yaparak öğrenmedir. Bir de asla unutmazsın. Bravo, ne güzel. Bunu çocuklarımıza bence evet, empoze etmeliyiz. Evet. Hata Aynen yapmalarına öyle. İzin verelim. O Aynen kadar çok öyle. konu açılıyor ki aslında baktığınız Tabii zaman. tabii. Yani konuşacak o Tabii. kadar çok konu Dedim var de çok ki. geniş bir yelpaze. Yani Aynen. nereden başlayacağını Aynen. şaşırıyorsun yani. Bunu mutlaka başka programlarda, başka Evet. bölümlerde işleyeceğimiz bir sürü alt yazılı Evet. metinler çıktı aslında. Şunu da hemen ilave edeceğim. Hani baş etmeyle ilgili konuştuğumuz için. Yani o zaman hayatımızdaki eleştirel, hükmedici insanlara sınır koymamız gerekiyor. Mümkünse uzak tutalım. Eğer yani aile fertleriyse tabii o uzak tutmak olmaz. Ama değilse zaten uzak, hatta mesafe bayağı. Aile fertleriyse de. Evet, diyelim ki babamız. O zaman ona da aynı şekilde. Çok öfkeliyse o sırada konuşmak hiçbir işe yaramaz. Çünkü öfke sırasında salınan hormonlar sağlıklı düşünmemizi sağlayan hormonları baskılar. Ama bir yarım saat sonra, bir saat sonra, ya babacığım bak sen demin böyle yaptın, böyle söyledin ama sen bunu niye yaptın? Ben anlayamadım. Bir aynı tutmak lazım Evet. herhalde. Yani bunu söylerken hiç sen benim ne hissedeceğimi düşündün mü mesela? Geçmeyen araç kalmadı diyebiliriz şu an. Size Gömeş'ten sesleniyoruz.
çim biçme makinemiz, jetimiz, arabalarımız, her şeyimiz sizinle. Şeffaf yayın. Neyse ya, ulaşımın olduğu bir yerdeyiz. Evet, şeker bela değiliz. Çok merkezdeyiz. Yani orada da işte hani biraz daha böyle geri bildirimlerle ilerlemek lazım. Yani o yüzden sevgili Diego'muz da bugün bilinçaltını ve değersizlik duygularıyla baş etmeyi öğrendi. Şöyle göstermek istiyorum kendisini. En büyük düşman kendimiz gibi. Yani o eleştirileri de hep kendimize yapıyoruz yani. Bugün bahsettiğim bütün bu sorunlarda hep işte ben bir şey mi yaptım? Ay kesin ben onu hak etmişimdir. Aynen, yani kendine, şöyledir, böyledir. Babanın, annenin gözüyle bakmakta. Evet, işte o içe bravo. Kaçan ebeveyn gözüyle bakmaktan. Aynen. Yani yoksa ama aslında anne babanın yetersizliği. Orada çocuğun suçu yok. Dolayısıyla yani orada o yetersiz ebeveyn tarzı, hepimiz yapıyoruz bu arada böyle şeyler. Biz de maruz kaldık. Önemli olan ne biliyor musun? Telafiye gitmek. Yani şunu diyebilmek. Ya kızım, oğlum, ben demin sana bunu söyledim. Bu şekilde söyledim. Bak, fikrim de değişmedi. Fikrim aynı. Yani hala bu yaptığının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama evet, söyleme biçimi yanlıştı. Bunun için senden özür dilerim. Çocuğa da bir kere hem değerli olduğunu, hem insanın bir bütün olarak kötü olmadığını, davranış sadece kötüdür, insan değerlisin ama bu davranış nahoş, yani bunu bir ayırabildiğini, kötü bir şey yaptığını, kötü bir insan olmuyorsun yani. Kötü bir şey yapmış oluyorsun sadece. Yani hem bunu, benlik bütününü sağlamak, değerlilik anlamında, hem de kendi bir davranış kalıbı öğretiyorsun. Özür dilemek erdemdir. Aynen. Yaptığın hatalı davranış birisine zarar veriyorsa o zarar telafi etmelisini hem öğretmiş oluyorsun, hem de kendin de aslında erdemli bir şey yaptığın için kendini iyi hissediyorsun. Değerli hissediyorsun mesela. Evet, yani. Hepimiz bence kendimize bunu borçluyuz. Evet. Ya yaşadığımız hiçbir şeyden kendimizi sorumlu tutamayız. İşte bizi tahtaya kaldırıp dayak atan sınıf öğretmenleri, takipçilerim çok iyi bilir. Yani onlara hep bu sorunlarından, sınıfın karşısındaki o rezillik, değersizlik duygusu. İşte seni başkasının yanında susturan ebeveynlerin ya da işte aile büyüklerin var, herkese hediye getirip sana "aa seni unutmuşum" deyip şaka yaptığını zanneden o küçük kızı küstüren gibi bir sürü yaşanmış aslında olumsuzluklarla büyüyüp, Evet. bu değersizlik duygularıyla omuzlarımızda bir yük olarak, ki bunun gibi birçok sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Benim videolarımda anlattıklarım sadece bunlardı. Ama kendimize de bence bunu borçluyuz yani. Çünkü hakikaten Evet. Kendimizi kendimizden başka verebilecek bir değer mekanizması yok yani. Hiçbir Önce karşı biz tabii. taraf, kocanız bile olsa, eşiniz bile olsa değerinizi o ölçemez. Önce benlik değeri. Bravo. Kendine bunu verdiğin geliştirmenin değer. Bir yolunu bulacağız. Kesinlikle. O da formül herkese saklıymış. Yani bir formül yok, bunu anladık. Bir reçete yok. Herkes kendi kişilik özelliğine göre o formülü bulup işin içinden Evet. çıkacak. En önemlisi filtre. Bravo. Son olarak evet, söyleyeyim. Toparlayalım. Filtre. Filtreyle Süzgeçten geçireceğiz. Aynen. Kesinlikle her duyduğumuzu satın almayacağız. Bravo. Yani bize uymuyorsa, o kıyafet nasıl almıyorsak, tamam, alternatifini deniyorsak, mağaza mağaza evet, dolaşıyorsak, düşünce de bize uymuyorsa alternatifini düşüneceğiz. Hemen satın almayacağız. bravo. Bir. İki, bunu tetikleyici insanlar kimlerse ya da durumlar kimlerse mesafe koyacağız. Bravo. Tamam. Üç, biz eğer zihin okuyorsak, hemen benim yüzümden, bak bana değer vermediği için, beni önemsemediği için, beni sevmediği için diyorsak, bunu gidip soracağız. Yani uzak durmayacağız, açacağız yani, gerçekten böyle mi öğreneceğiz? Dört, eleştirmeyeceğiz. Eleştirilmemek adına kendimizi mükemmel gösterip eleştirmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi bizim değersizlik duygumuzu sürdürür. Besleyen, büyüten şeyler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Süper bir vakit geçirdim. Çok güzel bir konuydu gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp katıldığın için. Ay, Seni çok rica ederim. seviyorum. Benim için de çok büyük bir keyifti. Senin de yakanı bırakmayı da çok düşünmüyorum. Şu Her an size zaman. Gömeç'ten sesleniyoruz ama tabii ben Dubai'de, arkadaşım Evet. İstanbul Gömeç ayağında. Mutlaka bunları böyle Belki online, online Zoom'da yaparız. Tabii çok keyifli konumuz olur. çok. Bak evet, bir sürü konu başlığımızla tekrar karşınıza ara ara geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum Ben katıldığın teşekkür için. Çok sağ ederim. ol. Sen de çok sağ Seni ol. seviyorum. Ben de seni. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca klinik psikolog Doktor Elif Kandaz'ı da takip etmeyi, şu alta linkini bırakıyoruz. Oradan kendisine de sorularınız olursa bırakabilirsiniz.
Teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.